Merhaba, ismim Eriş Çoban. Eriş Çoban Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri Limited'in direktörüyüm. Öncelikle şirketimiz hakkında dünden bugüne bir iki cümleyle sözlerime başlamak istiyorum. 1985 yılında babam tavukçulukla bu işe başladı. Bir müddet tavukçulukla devam etti ve ondan sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de kuş gribi tavukçuluk sektörünün fertlerinin bir bir tamamıyla bu işi bırakmasına neden oldu. Bir iki üretici dışında bir üretici kalmadı. O dönemde de diğer bir firmaya 3-4 yıl fason üretim yaptıktan sonra tamamıyla çiftliği boşalttık. Ve 3 kardeş Eriş, Erçin, Emrah babamın yıllarca emek verdiği ve maddi manevi her türlü harcadığı bu çiftliği nasıl ayakta tutabilirdik? Kendi ailemize nasıl maddi kazanç sağlayacak yönde bir yapılanma içerisinde olabilirdik? Aklımıza ilk hindi geldi. Hindi konusunda veteriner dairesi ve hayvancılık dairesi müdürleriyle temasa geçtik. Yıllık o dönemde öğrendiğimiz, 4 yıl önce öğrendiğimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yıllık hindi tüketiminin 1000 adet oluşuydu. Bu da bize gösteriyor ki yıllardır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hindi üretiminin neden yapılmadığıyla ilgili. Çünkü takdir edersiniz ki yılda 1000 adet hindi tüketimi olan bir toplumda yaşıyorsunuz ve bir üretim yapıyorsanız eğer fazla tüketimi olan bir üretim yapmak zorundasınız ki maddi kazanç sağlayasınız. O yüzden firmalara cazip gelmemişti hindi üretimi. Ama biz özellikle 3 kardeş, babamın da çok büyük desteği oldu bize. Zamanında babamın kurduğu bu çiftliği hindi üretmek noktasında değiştirdik. Piliç üretiminden hindi üretimine geçecek şekilde dizayn ettik. Ve ilk yıl çok ciddi bir satış rakamına ulaştık. En azından bizim düşündüğümüzün çok çok üstündeydi ki ileriye dönük bu yatırımın bizim tarafımızdan yapılmasının gerekliliğini gösteriyordu bu bize aslında. 4 yıl önce 3000 adet ilk yıl hindi ürettiğimiz yılda ilk yıl 3000 adet hindi tüketimini sağladık. Bu konuda halkımız bize çok büyük destek oldu. Ancak burada altını çizmeden geçemeyeceğim yerli üretim oluşundan dolayı fiyat inanılmaz bir şekilde düştü. O dönemde yurt dışından ülkemize gelen hindilerin fiyatı 16-17 TL iken ilk yıl hindi ürettiğimiz dönemdeki bizim halkımıza sağladığımız fiyat 10-11 TL civarındaydı. Bu da yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu gösterir. İkinci, üçüncü, dördüncü yıl derken günümüze geldiğimizde 1000 adet tüketimle başladığımız bu yolda şu an 18.000 adete ulaştık. Burada halkımız bize çok büyük destek verdi. Biz de onların güvenine layık olmaya çalışıyoruz. Firma olarak prensibimiz bu. Özellikle şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eriş Çoban Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri Limited olarak Sanayi Odası'nın tescilini aldığı Kuzey Kıbrıs ürünleri logosunun kendi ürünlerinde kullanan ilk yerli firmayız. Bunun da büyük bir gururla söylüyorum. Şu an kapalı sistem 4 adet kümesimiz mevcut. Son teknolojiyle her kümeste yaklaşık 1500 adet hindi kapasitesi sahip her kümes. Öncelikle halkımıza hindi tüketimi konusunda bir uyarıda bulunacağım. Yaklaşık şirket olarak 4 yıldır temel prensiplerimizden biri de halkımızın zihninde oluşturduğu hindi etinin profili. Hindi biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüketicisi tarafından yılbaşından yılbaşına tüketilen bir noktadaydı 4 yıl öncesine kadar. Günümüze geldiğimizde bunu bir şekilde kırdık,
Sadece yılbaşından yılbaşına değil, bütün büyük marketlerde, otellere sürekli yıl 12 ay hindi sağlıyoruz, hindi veriyoruz firma olarak. Bir noktaya değinmeden geçemeyeceğim. Bu 4 yıllık sürede şirketimizin en büyük yaşadığı problem halkımızın hindi etine olan bakış açısı. Hindi eti denildiğinde sert, kolay kolay pişmeyen ve hazmı zor olan bir et diye algılanıyor. Aslında tamamıyla bu yanlış. Bir tavuğu bile bir yılda pişirseniz, bir yıl içerisinde kesseniz, besleyip eti çok sert oluyor. Hindide de bu şekilde söz konusu. Eskiden evde beslenen hindiler yılbaşından yılbaşına kesiliyordu. Yani 8-9 aylık bir beslenme sürecinden sonra soframıza geliyordu ki 9 ay 10 ay beslendikten sonra herhangi bir kanatlıyı tüketmeye başladığınızda tamamıyla eti serttir. Şöyle ki 4 yıldır özellikle yerli üretimimizden sonra hindi etine bakış açısı yavaş yavaş değişiyor. Çünkü 3 ayda kesime hazır hale geliyor hindiler ve 3 aylık taze kesildiğinden dolayı da çok yumuşak ve özel bir muameleye tabi tutulmaksızın kolaylıkla piliç yumuşaklığında bir et şekline gelebiliyor. Bunu da gönül rahatlığıyla sizin aracılığınızla halkımıza söylemek istiyorum açıkçası. Hindi eti bilindiği gibi sert, ağızda sakız gibi çiğnenen bir et değil. Tamamıyla 3 ayda kesildiği için tamamıyla yumuşak ve piliç yumuşaklığında bir ettir diyebilirim. Özellikle bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı bir arayış içerisinde, alternatif et arayışı içerisinde piliç ve dana, koyun bunları sürekli tüketiyorlar. Bunlara alternatif bir et arayışı içerisinde olan toplumumuza hindi etini sunduk bu 4 yıl süre zarfında ve halkımız çok bilinçli bu konuda. Gerçekten bu sağlıklı beyaz et insan sağlığına çok büyük faydalar sağlayabilecek düzeyde. Öncelikle kalp dostu, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Akdeniz coğrafyası içerisinde en büyük sıkıntımız damar tıkanıklarına bağlı kalp yetmezlikleri. Bu noktada da Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerin en büyük sorunu bu aslında. Hindi tüketen toplumların özellikle bu rahatsızlıklardan çok daha az etkilendikleri bilim adamları tarafından da tespit edilmiş. O yüzden bu noktada, tam da bu noktada halkımızın hindi eti tüketmeleri çok önemli. Doğrusunu söylemek gerekirse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretim yapmak aslında zor. Ambargolar altında bir ülkeyiz. Tamamıyla üreticilerimizin ürettiği bütün ürünler yurt dışına ihraç edebilecek noktada değil. Ayrıca elektrik maliyeti bu ülkenin en büyük, üreticilerin en büyük sorunlarından biri. Girdileri çok olan ve üreticilerin adeta kabusu. Bizim de Eri Çoban Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri Limited olarak en büyük problemlerimizden biri elektrik girdilerimiz. Gerçekten çok yüksek ve en büyük problemimiz aslında. Bunun önüne bir şekilde geçebiliriz. Bu devlet politikası haline getirilip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki özellikle üreticilere, ülke ekonomisine katkı sağlar yönde yapan üreticilere ayrı bir tarife uygulanabilir. Ve bu vadeye de bölünebilir. O yüzden buradan da devletimize sesleniyorum. Hükümetimize sesleniyorum. Üreticilerin özellikle elektrik girdilerinin düşürülmesi konusunda çalışma yapabilirlerse
ülke ekonomisine çok daha yüksek oranda katkı sağlar noktada bir yapılanma içerisinde olabilirler. Eriş Çoban Tarım ve Hayvancılık İşletmeleri Limited olarak amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının hindi tüketimini arttırmak, bu sağlıklı beyaz eti daha fazla tüketmelerini sağlamak. Bugün dünyaya baktığımızda hindi tüketiminde birinci sırayı Amerika Birleşik Devletleri alıyor. Yaklaşık 47 gramla yıllık kişi başı. İkinci Avrupa Birliği ülkeleri 27 kiloyla ikinci sırada. Türkiye bu tüketimin neredeyse sonlarında yer alıyor. Ortalardan biraz daha aşağıda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüketim ise bu noktada 4 yıl önce tamamıyla en son sıradaydı. Bugün geldiğimiz noktada 4 yıl yerli üretimimizin faydasıyla 4 yıl sonra geldiğimiz nokta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüketicisinin Türkiye tüketicisinin yetişmesi olmuştur. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı 400 gram gibi bir rakama ulaşmıştır. Ama hedefimiz bu rakamın 400 gram değil, bir Avrupa ülkesi ya da bir Amerika Birleşik Devletleri'nin tüketicilerinin bulunduğu noktaya getirmek. Ki çok küçük bir ülkede yaşıyoruz ve şansımız da daha yüksek. O yüzden amacımız bu sağlıklı beyaz eti tüketicilerimizin daha fazla tüketmesini sağlayarak sağlıklarına katkı koymalarına yardımcı olmamız.